İnsanların şu anda aktüel olarak yaşadığı bir sorun. En büyük sorun. Genellikle insanlar bunu yaşıyor, bu sıkıntı yaşıyor. Şu anda, aktüel durumda. Peki bu sorun nedir? Yetersizlik sendromu. Değersizlik sendromu. İnsanın kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi. Bu şekilde hissettiğinden dolayı ağzın tadı kalmıyor artık. Yani hiçbir şeyden tat alamıyor. Keyif alamıyor. Huzur alamıyor. Geceleri uykusuz kalıyor artık. Geceleri rahat uyuyamıyor. Sürekli kendini sorguluyor. Neden bu? Neden ben? Neden bana değer vermiyorlar? Neden beni saymıyorlar? Neden beni sevmiyorlar? Neden benimle ilgilenmiyorlar? İşte yetersizlik sendromu bu değerli arkadaşlar. Peki neden bunu yaşıyorsun? Bak, aslında şöyle çok basit anlatmak istiyorum. Fransız bir bilim adamının araştırmalarına göre 2018 yılından itibaren, yani bundan tam 3 sene önce öyle bir duruma gelmiş ki bilim ve teknoloji kendini 2 yılda ikiye katlıyor. Yani 2018'den 2020'ye kadar bilim, değişim, gelişim, teknoloji kendini ikiye katlıyor. İki katı oluyor. Çok hızlı değişiyor her şey. Her şey değişiyor, gelişiyor. Fakat sen aynı çarktasın. Eskisi gibi aynı bir çark var. O çarkın içerisinde dönüp duruyorsun bu şekilde. Sende bir değişim yok. Sende bir gelişim yok. Aynı kafa, aynı düşünce, aynı bakış açısıyla gelişen dünyanın arasında konuşmaya başlayınca insanlar sana bön bön bakıyor. Çünkü iletişim bozukluğu var. Şöyle düşün bak. Cep telefonu çıkmıştı 93 yılında, hatırlıyorum. Cep telefonları biraz daha büyüktü. Kabloları farklıydı. Ve geliştikçe küçülmeye başladı. Yani zaman ilerledikçe küçülmeye başladı. Kablolar da değişmeye başladı. Şöyle düşün. O zaman kullandığın kablo şu anki telefona uymuyor. Veya şöyle örnek vereyim. Biraz daha anlaşılır halde olsun. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki senin 2 yıl önce söylediğin cümleler o zaman 2 sene önce çok değerliydi, çok kıymetliydi. Ama şimdi uymuyor yani. Anlattıkların başkalarını ileri götürmüyor. Çünkü geride kaldın. Eski kafa diyorlar sana artık. Yani eski kabloyu şimdiki telefonlara takmaya çalışıyorsun. O yüzden etrafındaki insanlar sana farklı bakıyor. Sanki sen farklı bir gezegenden gelmiş gibi davranıyor. Çevrende kim varsa, kendini geliştiren, çocukların bilhassa, tanıdıkların veya eşin, dostun, onlarla bağlantı kopuyor. Sana farklı gözle bakıyorlar. Sana fazla değer vermiyorlar artık eskisi gibi. Çünkü her şey gelişiyor, değişiyor. Ve sen de eğer gelişime ve değişime direniyorsan değer kaybediyorsun. Değersizlik sendromu yaşıyorsun. Yetersiz hissediyorsun kendini. Yani arada makas açılıyor. Senin çocuklarınla senin aranda makas açılıyor. Daha önceden iletişim kurduğun insanlarla senin aranda makas açılıyor. Büyük makas açılıyor. Farklılıklar var çünkü. İletişim kuramıyorsun. Bu sefer nasıl hissediyorsun kendini? Yalnız. Ve değersiz. Ve yetersiz. Çünkü herkes ilerliyor. Herkes gelişiyor. Sistem gelişime zorluyor. Bilhassa son 1 yıldan beri yaşadıklarımızdan dolayı biliyorsunuz internet, dijital sistem gelişti. Çok farklı bir hale geldi. Bak ben yıllar önce 93 yılında e-mail adresi aldığımda ilk e-mail adresi alanlardan bir tanesiydim. O zamanın akıllı geçinen insanlar, akademisyenler, bilgili insanlar, hani akil insanlar, o zamanın akilleri bile ya bu geçici bir heves diyorlardı e-mail için. E-mail kullanılmayacak hiçbir zaman. Bak, son teknoloji faks var diyorlardı. Faks. Herkes faks kullanıyor. Ve e-mail kullanılır mı? Öyle bir şey olabilir mi filan. Cep telefonu satmaya başladığımda 93 yılında bana herkes batarsın diyorlardı. Batacaksın sen. Çünkü bu sadece geçici bir heves. Cep telefonu tutulmayacak demişlerdi bana. Ve hevesimi kırmaya çalıştılar. Kapat dükkanı, boş ver. Bilgisayarla, cep telefonuyla kimse uğraşmayacak. Bütün insanlar öyle diyordu etrafındaki o zaman. Şimdi nasıl oldu? Şimdi sen eğer cep telefonu kullanmıyorsan ve akıllı telefon kullanmıyorsan sana ters ters bakıyor herkes. Sistem bu şekilde gelişiyor ve gelişecek. Sen geride kaldığın zaman kendini yetersiz ve değersiz hissedeceksin.
O zaman bana akıl veren o akil insanlar, akademisyenler, hani bilgili zannettiğim o insanlar kendini geliştirmediği için, yani gelişime direndiklerinden dolayı bir kısmı, kimse şu anda onların yüzüne bakmıyor, değer vermiyor. Niye? Çünkü onlar gelişime direndiler. Gelişime direndiği için geride kaldılar. Yani şöyle düşün. Kartal tavuk hikayesini biliyorsunuzdur. Sürekli anlatıyorum. Yerde kalmak var tavuk gibi veya uçmak var. Sen karar veriyorsun. Yani kendini geliştirip kartal olup uçabilirsin. Veya her şeye direnerek, gelişime direnerek, kendini geliştirmeyerek tavuk olarak kalabilirsin. Tavuk olarak kaldığın zaman da işte yetersizlik hissediyorsun, değersizlik hissediyorsun. Senin dediklerini ciddiye almıyor kimse. Seni aşağılıyorlar. Ve o çarkın içerisinde, görünmez bir çarkın içerisinde hayatını heba ettiğini düşünüyorsun, israf ettiğini düşünüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var, hani yerinde saymak. Bunu biraz daha açmak istiyorum aslında. Yerinde saymak diye bir şey yok. Ya ileri gidersin, kendini geliştirirsin. Tamam mı? O akıntıyla beraber sen de ilerlersin. Çünkü teknoloji kendini 2 yılda 1, 2'ye katlıyor. Sen onlarla beraber gidersin. Veya yerinde durduğun an her şey ilerlediği için sen geriye gitmiş olursun. Yani yerinde saymak yok. Ya ileri var ya geri var. Onu sen seçiyorsun. Eğer sen arkaya gidersen o zaman çok hızlı değer kaybediyorsun. Hani bazı metaller var, değer kazanıyor. Altın örneğin. Bazıları da değer kaybediyor. Onun gibi. Biraz önce verdiğim bir örnek vardı biliyorsunuz. Bilim, teknoloji kendini 2'ye katlıyor 2 yılda 1. Aslında bu bir örnekti. Sadece teknoloji ve bilim 2'ye katlamıyor kendini. Her şey 2'ye katlıyor. Sistem kendini 2'ye katlıyor 2 yılda 1. Sadece direnenler, gelişime direnenler çok hızlı geri gidiyorlar. Şöyle düşün, bak. Benim bahçede arı kovanlarım var. Arı kovanlarının içerisinde 80 bin tane arı var. Bu 80 bin arının içerisinde her gün 2000 tane arı ölüyor. Tamam mı? Yaşlanıyor, ölüyorlar. 2000 tane arı ölüyor. Ama onun yerine 2000 yeni arı dünyaya geliyor. 2000 tane. Yani denge. Hayatın dengesi bu şekilde. Ama bazı arılar var. Normal arılar 43 gün yaşıyorsa onlar 6 yıl yaşıyorlar. Kraliçe örneği. 6 yıl yaşıyor. Normal arılar 43 gün yaşıyorsa onlar 6 yıl yaşıyorlar. Hayat da bu şekilde. Yani sen diğer insanlardan farklı bir hale gelmek istiyorsan, aktüel hale gelmek istiyorsan, ömrünü israf etmek istemiyorsan, huzurunu arttırmak istiyorsan, başarını arttırmak istiyorsan, güzellikleri arttırmak istiyorsan hayatında, o zaman sen de kendini geliştirmen lazım. Kendini değiştirmek için harekete geçmen gerekiyor. Çözüm olarak ne yapman lazım? Bak, yetersizlik yaşamamak için, değersizlik sendromu yaşamamak için, gece rahat uyumak istiyorsan, o zaman yapacağın tek şey, 2 günü 1 olan ziyandadır hadisi şerifini ciddiye almak. Çünkü 2 günün 1 olduğu zaman, yani kendini geliştirmediğin zaman ziyandasın, israftasın. Bu hadisi şerifi ciddiye al ve kendini geliştir artık. Harekete geç. Yani bu gerçeği gör artık. Sen ya ileri gidersin kendini geliştirerek ya da hiçbir şey yapmayarak çok hızlı bir şekilde geri gidersin. Geri gidersen ne olacağını biliyorsun. Alın teriyle kazandıkların ne varsa, elinde sahip olduğun ne varsa onları kaybedersin. Örneğin ailenle iyi iletişim kuramadığın için ailede huzursuzluklar başlar. Yani huzurunu kaçırmış olursun. Arkadaşlarına iyi iletişim kuramadığından dolayı onları kaybetmiş olursun. Dostluklarını kaybetmiş olursun. Uzun çabalarla yıllardan beri kazandığın güç, kuvvet veya zenginliğini kaybedebilirsin. En önemlisi sağlığını kaybedersin. Sağlıklı düşünmeyi kaybedersin. Mesela gece rahat uyuyamadığından dolayı insan rahat uyuyamadığı zaman biliyorsunuz beyni gittikçe küçülüyor. Sağlıklı düşünemiyor. Sağlıklı çözüm üretemiyor. Sürekli problem üretmeye başlıyor. Yani sağlığını kaybedersen her şeyi de kaybetmiş olursun. Çözüm değerli arkadaşlar çok basit. Kendine değer vermen gerekiyor. Kendini sevmen gerekiyor. Kendini sayman gerekiyor. Kendine yatırım yapman gerekiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor. Çünkü değişim sadece gelişimle olur. Kendine değer vererek, kendini severek, kendine yatırım yaparak kendini geliştirirsen hayatında değişimler olmaya başlıyor. Sen aktüel bir hale geliyorsun. Cep telefonu gibi devamlı aktüelize olduğu zaman sağlıklı çalışıyor telefon. Senin hayatında sağlıklı çalışmaya başlıyor. Her şey.
Kafan rahat oluyor, ailende huzur oluyor, hedeflerine çok hızlı varıyorsun. Problemlere değil, karamsarlığa değil, çözümlere odaklanıyorsun. Pozitif tarafını görüyorsun hayatının. Hayatından tat almaya başlıyorsun, keyif almaya başlıyorsun. Ailenle beraber daha huzurlu ve mutlu beraberlikler yaşıyorsun. En önemlisi sağlığını arttırmış oluyorsun. Daha dinç oluyorsun. Daha zekice düşünebiliyorsun. Daha böyle çözüm odaklı düşünüyorsun. Çünkü gece rahat uyuyorsun artık. Sen kendine değer verince özgüvenin artıyor. Öz değerin artıyor. Özgüvenin arttığı için etrafındaki insanlara da yardımcı olabiliyorsun. Sevdiklerine yardımcı olabiliyorsun. Yani ilk önce kendine, sonra başka etrafındaki insanlara yardımcı olmaya başlıyorsun. Bunlar hepsi gelişimle oluyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla artık kendini geliştirmeye başla. Bu anlattıklarımı. İlk önce mantığında süz. Tamam mı? Beyninde düşün. Aklında düşün. Sonra bu aklında düşündüklerini kalbine indir. Gönlüne indir. Gönlüne indirdikten sonra hayatına yansıt. Kendine şu soruyu sor. Hayatla alakalı beklentin nedir? Hedefim nedir? Huzur, mutluluk, başarı mı? Bunları istiyor musun? Hangi hedeflere ulaşmak istiyorsun? Arzuladığın hedefe ulaşmak için o alanda kendini geliştirmeye başla. Senin de hedefin daha fazla başarı ve huzursa o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Biz yıllardan beri elindekilerini kaybetmeden, huzurlarını kaybetmeden insanların daha başarılı ve huzurlu olmaları için onlara yardımcı oluyoruz. Onlara duygu, düşünce ve davranışları değiştirmeyi göstererek kendi kabuklarını kırmalarını ve bununla beraber aileleriyle daha huzurlu birliktelikler yaşamalarına ve başarılı olmalarına yardımcı oluyoruz. Binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.